Semiha! Dur kız, bekle. Almış başını nereye gidiyorsun böyle? Hesap mı vereceğiz? Bu ne biçim konuşma kız? Çarparım şimdi ha. Nereye gidiyorsun dedim. Dolaşacağım biraz. Okul mu oluyor ha? Aslın okulu değil mi? Böyle aylak aylak dolaşacağına doğru okul hadi. Yoksa kemiklerini kırarım senin. Okula gitmiyorum. Ya sen iyi bir ders istiyorsun anlaşılan. Okula gider misin, gitmez misin görürüz. Yürü lan, yürü. Gitmiyorum. Çünkü ben kaçırıldım. Ben ölümden döndüm. Şşt, sus kız. Duyan olacak. Duysunlar. Benim moralim bozuk. Haklısın. Canım kızım. Sen biraz dolaş. Sen bugün okula gitmedin. Yarın gidersin. Yarın da gitmeyeceğim. Buraya gel lan. Sen benimle uğraşacağına git mahalledeki kadınlarla fingirdeş. İftira. Kim söyledi bunu sana? Ben o eve gittim. Gittim ama anten taktım. Ya babam o kadar becerikliyse ellerin televizyonuyla uğraşacağına kendi evine bir televizyon alsın önce. Ne televizyonu kız? Nereden çıktı bu? O bıyıklı ayı var ya beni kaçıran. Ona rüşvet istediğimi söyle. Yoksa karışmam. Bu kız azdı be. Ulan! Ulan dedikoducu. Gel lan buraya kıskanç herif. Gel lan buraya. Kaçmasana lan. Gel lan buraya. Gel buraya. Ne diyorsun be? Ya Raziye abla ya. Şey Fidan Hanım'ın televizyon antenini taktık diye gitmiş senin kocan Semiha'yı yetiştirmiş. Nereden gördüyse. Bütün mahalle gördü damdaki rezaleti. Ya günahımı alma be abla ya. Sende o kadar günah var ki ala ala bitmez. Esas sen Sabriye'ye hesap vereceksin. Hastaneden bir çıksın. Ablacığım biz erkek adamız. Korkmayız. Hiçbir şeyi de saklamayız kocan gibi. Ne? Ne saklamış ki bu? Bilmem. Kocana sor. Ne diyorsun Halil ya? Bilmem artık. Bugüne kadar sustuk. Raziye yengemize saygıdan. Ama artık sen açık et. Ya. Neyi açık etsin? Bilmem. Kocana sor. Bütün mahalle biliyor. Açık et Süleyman. Hadi açık çabuk et. Çabuk açıkla Süleyman. Ya neyi açıklayayım? Açık et, açık et. Hadi, hadi, hadi. Süleyman konuş. Gir içeri, içeride hadi. Bunu bana açıkla bakalım. Ya hadi hangi konuyu be karıcığım? Neymiş vallahi bu? Billahi bir şey yok ki açıklayacak. Ne açıklayacak? He. Şimdi yiyin birbirinizi be. Abi buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba Halil. Merhaba. Küçük kızdan haber var mı? Hayır yok. Hayırdır? Özel konuşacağız. Evde kimse yok. Buyurun. Buyurun. Kızın kaybolduğunu karakola bildirdin mi? Evet. Aferin. Çok iyi yaptın. Yoksa başımıza dert açılırdı. Lamia'nın avukatı beni aradı sabah sabah. Bizi suçluyor. Nereye kayboldu bu velet? Abi avukatı değil miymiş yani? Hayır. Abi yalan söylüyor. Numara yapıyorlar. Yalan söylüyorlar. Ulan oğlum. Adam ortalığı ayağa kaldırdı. Hastaneler, karakollar. Her yerde Lamia aranıyor. Şu anda da emniyet müdürlüğünde kendisi. Abi sen bütün bunları nereden biliyorsun? Emniyette birkaç tane hemşerim var da sağ olsunlar. Abi bize bir şey olmaz değil mi? Hayır. Karakola bildirdin ya, mesele yok. Ama önemli olan avukattan önce kızı bulmak lazım. Aslında nereden bulacağız? Nereye bakacağız? Bize mi soruyorsun? Nereye gidebilir bu kız? Düşün biraz. Abi kimsesi yok ki. Antikacıya kaçmış olmasın? Orada yok. Çocuklar kontrol ettiler. O zaman eski çalıştığı yerlere tek tek bakalım. İyi, bul şu kızı. Bitirelim bu işi. Olur abi. Büyük kızdan ne haber? Ortalarda görünmüyor. Su koy vermedi ya. Koy vermez olur mu abi? Şımarıklığından tepemde dolaşıyor. Aman ha. Olay bir duyulursa, hele şu sıralar, bir süre şu kızın huyuna git. Olur, giderim. Abi, kız Selim abiye selam gönderdi. Eve bir televizyon istiyormuş. Ne? Ne televizyonu be? Abi, vallahi rüşvet istiyor. Ben parmak kadar çocuğa rüşvet falan vermem. İyi, verme de başımıza iş açsın. Hoş tutacağız kızı. Bende eski bir televizyon var. Gel al Halil. Olur abi. Abi, Recep abi. Bir dakika. Ne var? Kız bir de para diye tutturuyor ikide bir. İyi yere tezgah açtık be. Sağ ol abi. Kadını baygın halde hastaneye kaldırdık. Hani domuzu inkar ediyor. Dövmedim diyor ama kim inanır ona? Yazık. Çok üzüldüm Sabriye Hanım'a. Biz de üzülüyoruz ama ne işe yarıyor? O halde bile hastanede davacı olmadı kocasından. Lamia yüzünden dayak yemişti. Doğru ya. Kız ortalarda yok. Gene size mi kaçtı? Yok, hayır. Biz de onu arıyoruz.
Bize gelecekti ama gelmedi. Ben de Sabriye'nin bir şeyler bilir diye uğradım. Tüh! Kızın başına bir şey gelmiş olmasın? Her şey o Halil belasının yüzünden oluyor. Eziyet çektirip duruyor o zavallıları. Şu garibanları bir kurtarsan çok iyi olacak. Kurtaracağız Raziye Hanım, merak etmeyin. Hı hı. Yarın Sabriye Hanım'a giderim. Lamia'dan bir haber alırsanız lütfen bizi hemen arayın. Merak etme kızım sen. Ben kalkıyorum. Sizi rahatsız ettim, kusura bakmayın. Süleyman, bak bakalım Halil'i ortalarda olmasın. Bakayım. Görünür de yok uğursuz. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oh. Avukat hanım sensin ha? Gizli gizli evimin bahçesinde ne yapıyorsunuz? Lamia'yı arıyorum. Benim kızımdan sana ne? Hocam onun avukatı. Başlarım şimdi hocana. Saygısızlık yapmayın. Lamia'dan bir haber alamıyoruz. Başına bir aksilik geldiği belli. Kaçmasaydı velet. Sizin sıkıntınız Lamia'ya bir şey olur da mirası bana kalır diye. Ufacık bir çocuk hakkında nasıl böyle konuşabiliyorsunuz? Nasıl bir insansınız siz? Ne duygusuz ne... Avukat hanım! Bu evi terk et. Çabuk. Çek. Bir daha da evimin yakınına gelme, yürü.